Yanacak bir kibrit ruhunu ver, ver ateşe. Omuzunda hayatın yükü, yüzünü dön, dön güneşe. Güneşe bir el ateş ettik, bilmedik, kendimize inettik. Ayakkabımız yırtıktı ama dikenli yolları koşarak geçtik. Ah nerede bizdeki eski neşe, bile bile daldık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Nerede bizdeki eski neşe, bile bile ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Yanımda kalmadın mı, öpüp koklamadın mı? Yanımda kalmadın, elimi tutmadın bu gece sen de. Yanımda kalmadın mı, öpüp koklamadın mı? Yanımda kalmadın, elimi tutmadın bu gece sen de. Kime baktın küçük kız? Ne oldu? Kayıp mı oldu yoksa? Hayır, ben Ayla Angın, Ayla Angın'a baktım. Ayla Hanım, hadi gel benimle. Kim geldi diyelim peki Ayla Hanım'a? Kiraz, Kiraz ben. Tamam, sen bekle burada, ben haber veriyorum. Ben çıkıyorum. Kiraz? Savaştım, çıkıyor musun sen? Evet. Evet anne, çıkıyorum. Ne haber Kiraz? Aa, sen tanıyor musun bu küçük hanımı? Tanıyorum. Tanıyorum. Gerçi o beni sormuş ama merhaba. Sen kimsin? Tanışalım mı? Ben Ayla. Kiraz, gel seni eve bırakayım. Yabancıların arabalarına binmem yasak. Sen de bir yabancı olduğuna göre gelemem. Filiz'e söyleyecek misin peki? Hangi birini söyleyeyim? Adının Barış olmadığını mı? Böyle bir evde yaşadığını mı? Yoksa öldü sandığı ailenin hala hayatta olduğunu mu? Hangisi? Bak bir şey söyleyeceğim. Şu anda her şeyin sana acayip göründüğünün farkındayım, biliyorum. Ama şu anda bunu anlamam mümkün değil. Ablama yalan söylediğini anlıyorum ama. Kiraz, Kiraz.
Kiraz. Bak. Tamam. Bak, sana bütün bu olanları anlatmak çok isterdim. Ama anlatamam. Benimle ilgili tek bilmen gereken şey ablanın ne kadar çok aşık olduğunu. Gerçekten. Nereden bileceğim bana yalan söylemediğini Savaş abi? Bak, sen benim ablamı çok üzeceksin. Onun kalbini kıracaksın. Biz onu çok seviyoruz. Bizim ona ihtiyacımız var. Ya olur mu öyle şey? Ne biçim laf bunlar? Ben ablanı gerçekten çok seviyorum. Gerçekten. Evleneceğim ben onunla ya. İnanmıyorum sana. Ben ona ev aldım. Ne yaptın? Ev aldım. Ya normalde söylemeyecektim de şimdi mecbur kaldım. İstersen gösterebilirim. Hem konuşmuş oluruz. Lütfen. Ya nereye gider bu kız ya? Görmediniz mi hiçbiriniz? Abla görsek hayırdır Kiraz, nereye gidiyorsun demez miyiz yani? Ay ben delireceğim ya. Yine mi çocuk kayıp ya? Bir çocuğa sahip çıkamıyorsunuz bu evde ya. Baba! Ne? Bir şey gelmiş olmasın bu kızın başına? Kalkın Cemil'e gidelim. Hadi. Efendim Barış, hiç vaktim yok Kiraz. Dur. Kiraz benimle birlikte. Ne? Nasıl senle Kiraz ya? Barış da mıymış? Şöyle ki, ben sabah size vuracaktım da... baktım Kiraz kapıda ağlıyor. Beni görünce daha da ağlamaya başladı tabii. Bu İsmet meselesi biraz etkilemiş tabii çocuğu belli ki. Ben de dedim hani gel beraber bir gezelim istersen, bir şeyler yeriz falan. Hani sana değişiklik olur falan. O da tamam dedi. Öyle, şu an birlikteyiz yani. Ama Barış sen de niye daha erken haber vermiyorsun ya? Mahvolduk evde. Haklısın ya, tamamen aklımdan çıkmış, benim hatam. İstiyorsan verebilirim ama Kiraz'ı, konuşmak istiyorsan. Yok verme ama gelince konuşuruz. Tamam, tamam o zaman. Öpüyorum ben seni. Görüşürüz. Bay bay. Yiğidin ne işi varmış sabah sabah Barış'la? Morali bozukmuş. Barış gezdirmeye çıkarmış onu. Yani şimdi çocuk kayıp değil mi? Değil. İyi o zaman ben kaçar. Kaç geç bile kaldın. Babam nereye gidiyor mesela şu an? Nereye gidiyor olabilir abi? Hı? Kahveye gidiyor. İsmet'in vicdan azabı geçti tabii. Niye soruyorsam zaten? Yani. Hadi. Hadi okula herkes. E Kiraz? Kiraz bir eve gelsin de Fiko. Okula bakacağız. Hadi. Hadi. Ay. Kiraz abla yerde. Kiraz ablan gezmeye gitmiş, gelecek aşk. Kardeşim çocuğun mu var, derdin var ha? Bir gün birinin sıkıntısı bitiyor, öbür gün öbürünün sıkıntısı başlıyor. Bir gün biri kayboluyor, öbür gün öbürü kayboluyor. Ben nasıl başa çıkacağım bunlarla anlamadım ki. Ya Sisi, oğlum sen ne olacak lan böyle? Bak saçın sakalın birbirine girmiş, bembeyaz olmuşsun. Her gün kahveye gidiyorsun. Oğlum bir çık dışarı, olmadı bir işe gir lan. Şu memlekete bir faydan olsun lan. Yürü git işine. Lan bir dinleyin lan beni, bir dinleyin de. Vay, geldik benim ofise. Hadi bakalım mesai başlasın. Hadi bakalım çıkart benim beleşi. Sana da günaydın Fikri abi. Bana gün aymadı oğlum daha. O birayı içmeden de gün aymayacak. Hadi çıkart. Şunlara bak ya. Fikri abi. He? Bak senin bu beleş bira olayına bugün artık bir nokta koyuyoruz. Haberin olsun abiciğim. Bundan sonra paran varsa bira içersin. Tufan. Senin yine kaşıntını tutmuş ama ben onu hallederim. Millet. Bu Tufan var ya bu Tufan. Tamam abicim tamam. Sabah. Samet'i gördüm, muhtar Samet'i. Seni sordu. Lan ben de yedim ha. Vallahi ya. Az önce gelirken gördüm. Adam mı? Bende ne alakası olur ki onun ya? Ne bileyim ben. İşte devlet işi miymiş ne öyle bir şey. Hadi tazele. Nefes al, nefes. Başka bir şey dedi mi lan? Yok. Bana bak. Bu senin maaş işiyle ilgili olmasın ya? Yok lan maaş işiyle ne alakası? Maaş ta nerede? Allah Allah.
Oğlum bu yal gibi ya. Şunu soğut. Ben şimdi geliyorum. Bir bakalım bakalım Samet'e. Buz gibi buz. Lan stepne hadi hadi. Şunu atla, şunu at. Aman Allah Allah. Bak o yumurtayı sana sakladın. Yumurta. Evet yumurta. Sen şimdi tekne kazıntısın ya, torpillisin tabii. Kimseye söyleme oğlum, tamam mı? Şşş. Hadi ye bakalım. Aa Tülay hoş geldin. Ay. Aa. Aşkım. İsmim. Neyin var senin ya bembeyaz? Ay bilmiyorum, dünden beri çok kötü, midem bulanıyor. Ay oturma çocuğun yanına, hastaysan bulaşır. Doğru söylüyorsun Allah. Ay yumurta. Aa. Ablacığım sen ye yemeğini Tülay. 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 Tülay giriyorum. Tülay çıkarttın mı? Ay evet ya. Çok kötüyüm ben dünden beri. Ay oğlum bak gözün de bembeyaz. Kalk yürü sağlık ocağına gidelim hadi. Ay yok kız. Ne diyecekler onlar bana? Bir ilaç yazıp yollayacaklar. Kendim tıp kadınıyım zaten. Ay dün geceden beri çok kötüyüm ya. Midem bulanıyor. Hele kokular falan var ya. Ay. Tülay. Hamile olmayasın. Olabilir mi dersin? Olur tabii canım. Benim annem İsmet hamileyken böyleydi. Böyle halsizlik var mı? Var. Uyku hali? Aynen. Ay Tülay. Kalk hadi yürü test alalım. Ay yok kız. O gıybetçi Ayten midir nedir eczacı? Onun diline düşemem ben. Laf çıkarır o ya. Ay ne laf çıkartacak canım, evlisiniz ya siz. Ay doğru ya, biz evliyiz. Alışamadım ben sahte olunca. Ay dur, Tufan gelince konuşurum. Bakalım o ne diyecek. Ay olur mu dersin kız? Olmaz mı ya? Aa. Ay. Hani eve bakacaktık? Ablamı eve almıştım. E diyorum sana, yalancısın işte. Geldik. Nasıl yani? Geldik. Burası. Burası mı? E burası Numan amcanın eviydi. Geçen hafta öldü. Biliyorum. Hadi gel. Vay be. Burası bizim evden büyük. La şimdi ablam burayı hiç görmedi mi? Yok, görmedi. Yani biraz daha tadilata ihtiyacı var tabii. Zamanı geldiğinde sürpriz olsun istiyorum. Vay be. Burası çok güzel. Düşünsene. İki ev arası yer altından bir tane geçit. Gidip geliriz. Pek mümkün olduğunu sanmıyorum ben ama. Kiraz. Ablana söylemeyeceksin değil mi? Bilmiyorum, daha karar vermedim. Hem sen ilk önce söylesene. Niye annem babam öldü dedin? Niye öyle bir evde yaşadığını bize söylemedin? Adını bile yalan söylemişsin. Niye? Belki sen nedenini anlatırsan ben de ablama söylememem. Kiraz'cığım, sana bunu gerçekten anlatamam. Yani ablana da şu an söyleyemem. Bir zamanı geldiğinde söyleyeceğim. O zamana kadar içtiyse aramızda kalsa olur mu?
Ne haber Samet? Beni çağırmışsın. Hoş geldin Fikri. Hoş bulduk, hoş bulduk da oğlum. Beni buraya niye çağırıyorsun ya? Bilmiyor musun ki ben devlet dairesine geldiğim zaman bir kötü oluyorum. Nefesim kesiliyor. Fenalık geliyor ya. Burası muhtarlık Fikri. Vergi dairesi değil. Ya ne fark eder? Hepsi aynı şey. Kayıt, kuyut, dosya, mosya, damga, mamga. Hayırdır niye çağırdın beni? Fikri, şimdi senin yoksulluk maaşında bir sıkıntı çıktı. Ne demek lan o? Ne sıkıntısı var yoksulluk maaşında? Şimdi senin sakatlık maaşın var. Hı. Yoksulluk maaşı alamazsın ya. Hı. Allah Allah. Ya biz onu geçtik, hallettik ya kendi aramızda. Hallettik. Karın Şükran üzerinden hallettik. İşleme de alındı. Buraya kadar güzel gitti de. De ne lan, de ne? Ama şöyle bir sıkıntı oldu. Yeni kanun çıktı. Ve iki senede bir yenilenmesi gerekiyormuş bunun. E'si de tekrar imzalı belge istiyor bakanlık. Karının tekrar imzalaması lazım. Ya dert ettiğin şeye bak. Sen evrakları getir ben imzalarım. Senin attığın imzayla olmaz. Onun imzası var öncekinde. Şükran'ın gelip imzalaması lazım. Şükran deme bana. Bana Şükran deme! Ben iki senedir o lanet karının suratını görmüyorum. Bundan sonra da görmek nasip olmasın. Ne ölüme ne ölüsüne. Şükran demeyeceksin. Bana Şükran demeyeceksin. Hem ben nereden bileyim nerede olduğunu bulup getireyim sana onu. Kim bilir hangi cehennemin dibindedir ya? Şükran İstanbul'daymış. Benim hanım görmüş. Şükran İstanbul'da mıymış? Abi, ne yapalım? Ufak ufak iş bakalım mı? Ne iş lan? Ne bileyim abi, bir iki araba düşürürüz çok pahalı olmayan. Yani elden çıkartması kolay olsun. Maksat işler yürüsün, durmayalım. Oğlum sen gerizekalı mısın? Garajı yeni bastılar. Herif beni ispiyonladı. Sonra dalga geçer gibi içeriden çıkardı. Bir de yetmiyormuş gibi video çekti. Şimdi bende hiçbir bok yokmuş gibi işime bakacağım, öyle mi? Ya ne yapacağız? Benle dalga geçmek ne demek göstereceğim. Oldu. İki sene kelle koltukta para kazandırırken iyiydi. Abi nereye? Sen dur burada bekle. Bir yere ayrılma. Geleceğim. Ne işin var lan senin burada? Emme ne geliyorsun oğlum? Abi konuş, her şeyi anlat dedin ya. Konuşmaya geldim. Geç şöyle geç. Geç. Fikri. Fikri. Şükran. Şükran ya Şükran. Gelip imzalaması lazım. Başka türlü halledemeyiz. Ya Samet, sen benim başımı derde sokma. Getir şu evrakları, ben imzalayayım olsun bitsin ya. Olmaz öyle şey. Resmi evrakta sahtecilik yapamam. O kadar da değil. Şükran'ı bul. İmzayı attır, parayı al. Şükran yoksa para da yok. Kapatalım. Ne düşünüyorsun? Kiraz. Ya tamam da ben nerede kalacağım? Nasıl yani? Yani size yatıya geldiğimde ben nerede kalacağım? Sen oldun yani. Sıkıntı yok, söylemeyeceksin. Şimdilik hayır, söylemeyeceğim. Yaşa be. Ama bundan bu kadar kolay kurtulamazsın. Senden birkaç isteğim olacak. Tamam. Bana ve arkadaşlarıma yetecek kadar bir koli çikolata. Evet, pardon. Sen beni mazur gör.
Çikolata, evet. Neli olsun isterdin çikolata? Fındıklı. Evet, fındıklı olsun. Fındıklı çikolata, evet. Ben de çok seviyorum onları. Tamam, başka? Bir de bizim okulun oradaki bir tane kırtasiyede çok beğendiğim pastel boya takımı vardı. Bir de o. Tamam. Fındıklı çikolata, pastel takımı. Başka? Ben sana aklıma geldikçe söylerim. Savaş abi. Peki bunların karşılığında ben de senden bir şey istesem? Bana savaş demesen? Ona daha karar vermedim. Hı, yasla. İyi mi? İyi. Yatmak ister misin? Kalkayım mı? Ay yok. Çay koyayım sana. Filiz abartma ya. Ay ne var be? İsmet hadi iyisin yine. Kardeş geliyor sana. Ya söyleme şöyle. Heyecan basıyor. Ay. Nerede kaldınız? Geldik ya işte. Birazcık gezdik kiraz da. Biraz da dertleştik. Değil mi kiraz? Evet. Özür dilerim abla. Sen geç içeri konuşacağız. Okuldan da kaldım bugün. Hadi. Tamam sen de kızma kıza ya. Daralmış belli ki anlayış göster. E bana kim anlayış göstersin? Ben gösteririm sana o anlayışı. İstemiyorum ama gitmem lazım. Ama daha yeni geldin. Hmm, evet. Ama işe gideceğim. Erken değil mi daha? Değil. Yani erken de. Yani şimdi ilk günler ya. Sıkıntı var birazcık orada. İşte gidip göreyim daha iyi olur. İyi tamam. Tamam. Ben galiba öpemiyorum şu anda seni. Yok. Anladım. Niye? Mahalle araları var. Evet. İyi o zaman. Bunun acısını daha sonra çıkaracağıma dair bir sözü veriyorum ve gidiyorum. İyi, tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Hadi bay bay. Oğlum sen benimle dalga mı geçiyorsun? İçeride konuşmadın. Sorguda konuşacaktın, konuşmadın. Sonra bana isim ver dedim. Değil mi? Vermedin. Avukatın geldi seni çıkardı. İçeride konuşmuyorsun, sonra buraya geliyorsun. Sana isim vereceğim ama beni bulaştırmayacaksın diyorsun. Lan ben gerizekalı mıyım? Benim amirlerim var. Onlara ne diyeceğim ben? Zaten vereceğin ismin Barış olduğunu ben bilmiyor muyum? Biliyorsun yani. Peki ben ne yapacağım abi? Bana delil getireceksin. Anladın mı? Barış'a dair kesin net bir delil bulacaksın bana. Sonra ben Barış'ı içeri alacağım. Sen de yoluna gideceksin. Şükür İstanbul. Ne oldu Fikri? Gemilerin mi battı? Demin pek havalıydın. Şükür İstanbul'daymışım. Ne diyorsun Fikri? Ne diyorsun? Neyi geveliyorsun ağzında? Şükran diyorum oğlum, İstanbul. Şükran İstanbul'daymış lan! İyi, bir şey olursa haber ver bana, tamam mı? Tamam canım, ararım hadi. Filiz, kirazın üstüne bu kadar çok gitme. Vallahi ben kirazla ne yapacağımı şaşırdım. Ne yapsam olmuyor. Biraz kendi haline bırak kızı. Kendi haline bırakayım, hepsi coşsun. Tamam canım, sen nasıl biliyorsun öyle? Oh. Görüşürüz. Hadi dikkat et. Ara bir şey olursa. Tamam. Biliyorum. Çok kızdın ama. Kızmadım Kiraz. Korktum. Ödüm koptu seni göremeyince. Ya insanım ben de işte. Sadece kızmıyorum. Korkuyorum da. Özür dilerim. Şimdi anlatacak mısın niye böyle abuk subuk davrandığını? Anlatamam.
Kirazcığım, peki sen söyle ben ne yapayım? Yerime koy kendini. Ne yapayım ben? Abla biliyorum sen herkese önem veriyorsun. Onları düşünüyorsun. Ama kimse seni düşünmüyor. Ben de sana yardım etmeye çalışıyorum. Bana yardım etmek istiyorsan böyle haber vermeden ortadan kaybolmayacaksın, tamam? Abla, sen Barış abiye aşık mısın? O nasıl soru Kiraz? Büyüklerin içine karışılmaz, böyle sorular sorma çok ayıp. Evlenecek misin? Sen de gidecek misin? Kiraz, ben annem değilim. Ben hiçbir yere gitmeyeceğim. Buradayım. Tamam? Hadi bak, yatak dağınık, topla şimdi. Lan basketçi, ne ayakkabısı alacağız sana? Bilmiyorum ki abi. Buluruz biz sana oğlum en güzel ayakkabıyı. Şiko, ben bana ayakkabı almaya gidiyorum. Görüşürüz, tamam? Tamam, görüşürüz akşam. Senin bir şeyin var? Yok bir şey. Nasıl ya? Ya abi yok dediysen bir şeyim yok işte ya. Hadi işe geç kalacağım ben. Yok sen. Fikri sen beni şuradan. Ne oluyor oğlum? Gözümden belli, başka bir şey mi var? Ya... Ben sana demiştim yani. Esra'yla konuştun değil mi? Konuşmadım, yazdım. Nasıl ya? Ya mektup yazdım abi işte. Ulan arkandan delil mi bıraktın bir de? Salak. Asım görürse ne olacak? Ya abi ne olacak Asım görürse? Ben korkmuyorum Asım'dan. Ne yapabilir Asım bana? Herhalde bir şey yapamaz lan sana. Ne yapacak? Peki mektubu bulursa Esra'ya ne yapar? Sen orayı düşündün mü? Ha öyle bakarsın işte. Abi ben gittim. Ha git. Koyduğun yerde bulursun belki mektubu. Allah'ın salağı. Rahmet! Ha? Ne haber? İyi. Ne bu halin ya? Rahmet bir iş çıktı. Ne? Sınav işi. Yani müjde. Ben artık girmeyeceğim ya sınava. Az daha yakalanıyordum ya. Ya bir lise sınavı değil, bir dinle. Üniversitede vizeye gireceksin. Ne oldu? Sen iyice kafayı yedin müjde ya. Ya Rahmet, birinci sınıfların vizesine gireceksin. Ya senin için çocuk olunca. Tamam dersen hemen okulun kimliğinden yapacaklar sana. Ya yok yapamam kızım ya. Yaptığım ödevlerin toplu parasını aldım. Daha gideceğim Fikret'e ayakkabımı ayakkabı alacağım. Hadi görüşürüz. Yürü lan. Basketçi ya. Merhaba. Kızım burada ne yazıyor? Cevap versene. Esra, konuşsana. Ne yazıyorsa o işte Asım. Nesini soruyorsun anlamıyorum ki. Hikmet, gel lan buraya. La oğlum, gelsene. Ne lan bu? Ha? Bu ne? Abi fatura bu. Yapma ya. O kadarını biz de anladık. Neyin faturası bu? Siz bana sormadan toptancıya neyin siparişini veriyorsunuz? Dingo mağarı mı burası? Çocuğun üstüne gitme onunla hiçbir alakası yok. Hikmet hadi sen git üstünü değiştir hadi. Tamam. Ya ben kaç kez dedim bu heriften mal almayacağız diye. Al işte yine kazıklamış. O zaman git kendin hallet Asım. Ben bu kadarını anlıyorum. Abi nereye? Çıkıyorum, ne var? Yani yapılacak bir iş varsa bana söyle ben yapayım. Yok ben hallederim. Sen dükkana bak. Asım.
Bunu söyle de dikkat etsinler. O çok eskidi kumaşını onun. Kızım kurt temizleme senden iyi bilecek herhalde neyi nasıl temizleyeceğini. Götürüp verdiğime şükretmiyor da. Asım abi. Abi senin işin falan vardır. Ben götüreyim istiyorsan onu kurt temizlemeye. La oğlum yok dedik ya. Ha, kurt temizlemeciye gidiyorum ayağına. Aklınca işten kaytaracaksın ha. Ben çıktım. Hikmet sen iyi misin? Peki görünmüyorsun da git biraz otur istiyorsan. Yo iyiyim. Emin misin? Eminim ya iyiyim. Tamam ben de bir çıkacağım da sen orada dükkanım kayıt olursun değil mi? Tamam merak etme. Tamam. Görüşürüz o zaman. Bir şey olursa ararsın beni. Hı hı. Hikmet sen gerizekalısın. Sen bildiğin gerizekalısın. Aşk mektubu ne ya? Aşk filmi mi çekiyoruz oğlum? Asım bir okursa bitti kadın. Hay kafama sıçsınlar. Kafama sıçsınlar, böyle sıçsınlar gelip. Abi. Hı. Bu kaçıncı biri abi? Kaçıncı? Hayır ben biliyorum da ondan sordum yani. 8 oldu. Hayırdır ya sen niye çarpmadı bu bugün sen? Dayım böyle oldu. Niye hayırdır hasta mısın? Hastayım ya. Allah Allah. Ne hastalığı ya? Şükran İstanbul'daymış oğlum. Yapma ya. Çocukların haberi var mı? Benim de yeni haberim oldu zaten. Allah belasını versin, lanet olsun. Gebersin gitsin. Diyorsun. Ne yapacaksın? Dur dur ben sana bira vereyim ha. Yolluk olsun. Benden bu sefer. Eyvallah. İki tane olsun bari. Olsun. Ya abi çok sağ ol ya. Çok güzel şeyler aldık. Sen git ablama teşekkür et. Abi. Ha? Aslında bir şey daha var ama artık ablama söyleyemem. Bana söyle oğlum. Hoca Şubat tatilinde bizi kampa götürecekmiş takımca. İyi güzel. Güzel de kampa gitmek istiyorsam şimdi parasını verip adımı yazdırmam gerekiyormuş. Paralı mıymış bu kamp? Yani abi. Okul o kadar insanı nasıl götürürsün? İyi tamam ben hallederim. Sen ablama söyleme. Aa, sen al bakayım şunları. Abinin burada. İnce işim var anladım. Yürü git lan. Ne haber Fiko? İyiyim Jüze abla. Ahmet neredesin Allah aşkına ya? Ya Allah aşkına bir telefon al artık kendine. Ha, benim hiç aklıma gelmedi değil mi Müjde bu? Şu üniversite vize olayı var ya. Ben girmeyeceğim dedim ya Müjde. Ya çocuk 500 lira veriyor sadece sana. Benim alacağımın dışında. 500 lira mı? Evet. İyi tamam. Tamam da sen yarın demedin Musa, ben nasıl hazırlanacağım? Ahmet sen gözün kapalı yaparsın, yeter ki tamam de. İyi tamam. Yalnız sen bana o kadar da güvenme yani. Şu çocuğun defterleri, kitaplarını falan getir de bir bakayım. Ah. Ha, o kadar emindin yani sen beni ikna edeceğine. Hadi görüşürüz. Üniversite.
Ahmet abi. Ahmet abi. Dur dur kapanma dur Allah aşkına. Ne oldu Hikmet? Atlı mı koşturuyor arkadan oğlum? Yavaş. Ya abi. Ben bizim Esra Hanım'ın paltosunu alabilir miyim? Alamazsın. Çünkü makinede. Sabah erken gelip çıkaracağım hepsini. Hadi ya. Abi peki onun cebinden bir şey çıktı mı? Yok çıkmadı. Yapma ya. Emin misin? Evet oğlum. Ben her gelen malı kikirik kontrol ediyorum. Sonra sıkıntı oluyor. Para falan unutuyorlar. Neme lazım? Tamam abi. Sağ olasın o zaman. Tamam. Ama dediğim gibi sabah hazır olur. Gelip alırsın. Tamam abi. Sağ olasın. Hadi hayırlı akşamlar. Hadi hayırlı akşamlar. Kesin Asım aldı o zaman mektubu. Ya Esra'ya bir şey yaparsa? Of Hikmet, of! Tülay. Hoş geldin aşkım. Hoş bulduk. Nasıl oldun? Nasıl olayım ya? Bulanıyorum işte. Yemek falan da yapamadım sana, kusuruma bakma. Ya kızım boş ver yemeği ya. Kalk gidelim bir doktora Allah aşkına. Olmaz böyle. Belini işte kapmışsın şifayı. Evet benim şifam başka bir şifa mı? Hadi hadi kalk hazırla. Ay dur gideriz. Yarın sabah olsun gideriz doktora. Yarın niye gidiyoruz ya? E çünkü bizim göreceğimiz doktor şu anda hastanede değildir de ondan. Nasıl kimi göreceğiz ki biz? Ya Tufan, Filiz bugün dedi ki... He. İşte şey, annesi İsmet'e hamileyken o da hep böyle midesi bulanırmış, kusarmış. İyisi iyilik, sağlık. Of! Ya sen bir şey mi anlatmaya çalışıyorsun bana? Ay hiçbir şey anlatmaya çalışmıyorum ben sana. Hiçbir şey anlatmaya çalışmıyorum. Allah Allah. Lan yoksa... Lan! Tülay! Hadi canım. Vallahi mi? Kızım. Lan özürüm lan ben sana. Ya niye söylemedin başından beri? Panik yaptım ben de. Ya bir dur. Doktor ne diyecek bakalım bir. Bilmiyorum ki. Var ya bir şey değil mi? Sen zaten bir güzelleştin bu aralar. Kesin erkek bu ha. Ya bak şimdi. Vallahi. İyi o zaman yarın sabah ilk iş doktora gideceğiz. Gidiyoruz tamam. Evet, elibollar hazır mıyız? Heh, hazırız. Heh. Ha, gel. Ne oluyor abla gene? Ay otur. Tamam. Evet, hazırsak basketbol takımının son transferi Fikret Elibol. Oha, top mu aldınız? Ha, indirim derdi. Ha, ama tabii evde toplu oynamıyoruz değil mi ablacığım? E oğlum kalk da bir endamını görelim be. Yürü be. Vay be. Anamar neler doğuruyor be. Yalnız ben bu boyla basket meselesini hala çok anlamadım. Onu söyleyeyim yani. Sen her şeyi çok iyi biliyorsun ya. Bunu da anlamayı ver. Ya bir şey demedim be. Abla bir şey diyeceğim. Yarın maç var. Ne? Nasıl lan? Hemen yarın maçın mı var senin? Evet. Niye söylemiyorsun oğlum bütün gün? E şimdi söyledim ya. Ablacığım niye son dakika söylüyorsun her şeyi ya? Gelirsiniz değil mi? Geliriz tabii. Böyle bir şey kaçar mı hiç değil mi Rahmet? Ben gelemem ya. Benim sınavım var işte. Cumartesi cumartesi ne sınavın var? Ya ne sınavı ya? Sınav diyorum. Şey... ders vereceğim işte. Parayı peşin aldım ortaokuldaki çocuktan. Bu da markete gidecek. E iyi. Biz Kiraz, İsmet, ben geliriz. Tezahürat yaparız. Değil mi İsmo? Yaparız. Evet. Siz de gelseydiniz. Tamam oğlum. Bir dahakine geliriz. Ne var? Bitmiyor ya maç. Ablacığım ben Barış abini çağırırım. Ya tezahürat yapar. Ha. Ya oğlum tezahürat yapsın. Bir şey dedin mi? Ağzımı açtın mı? Baba. Ne? Ayakkabılarını çıkar.
sefer satacağım lan seni. Saçlarımın yüzüğünü satacağım bu sefer. Lanet karıdan, lanet yüzüğü. Baba, başını belaya mı soktun yine? Baba, cevap versene! Abla, bize bulaşmasın da ne yapıyorsa yapsın. İyi. Hadi git üstünü değiştir de temiz kalsın, kirlenmesin. Kiraz kalk, hadi pijamalarını giyeceksin. Hadi gel İsmail'cim, gel. Sana ne oldu lan? Abi beni hiç karıştırma, ben büyük sıçtım. Asım mı iş yaptı? Yok, daha yapmadı ama yapabilir. Mektubu gördü değil mi? Buldu galiba. Gerizekalı. 50 defa söyledim sana Hikmet, 50 defa. Boyundan büyük işlere kalkışma dedim. Altında kalırsın dedim, demedim mi? Ha? Demedim tamam mi? Abi, tamam, tamam ya. Ne tamam lan? Lan gerizekalısın. Ne yapacaksın şimdi? Aa, ne oluyor be? Bana sorma ya. Ne oluyor? Abla boş ver ya. Zaten anlatsam da inanmazsın. Ama ben hakikaten gerizekalıyım abla. Bu ailenin en gerizekalısı benim. Deribolum ben. Vallahi diyorum bak. Tamam da siz benden ne saklıyorsunuz ya? Herkeste bir haller, bir esrarengiz, bir gizem. Herkes benden bir şey saklasın. Bu ne ya? Sen dur, ben açarım Savaş'tır. Ay oğlum neredesin? O kızın peşinden koşup gittin. Telefonlarına da cevap vermedin. Hadi geç, yemek hazır. Hadi. Şöyle yapalım mı? Bugün evde yemeyelim, dışarıda yiyelim. Şöyle seni güzel bir yere götüreyim anaoğul baş başa. Yok, ben yorulurum şimdi. Gerek yok. Hadi gel. İyi ama doktor ne dedi? Eve kapanmayacağız dedi, dışarı çıkmamız lazım dedi. Hem senin de değişikliğe ihtiyacın var. Güzel oğlum, benim tek sana ihtiyacım var. Hadi gel, yemek yiyelim. Hadi. Hadi gel. Abi, polis sizi aldıktan sonra burayı iyice didiklemiştir. Biraz da biz didikleyelim bakalım. Abi biz şu an tam olarak ne arıyoruz? Barış'a ait bir eşya, bir şey. Ne yapacağız abi Barış'ın eşyasını? Bir bulalım da ben sana anlatırım. Polisin bulamadığını biz nasıl bulacağız abi? Ya Ziya, bir sus, motorun soğusun. Hadi ara, başla. Ulan Barış, benimle dalga geçmekle ne demek göstereceğim ben sana. Bak, bu sefer pilav çok iyi olmuş. Geçen sefer tutturamamıştı. Ay ne soracağım diyordum ben sana. Kimdi o kız bu sabah gelen? Ha şu şey, ufaklıktan bahsediyorsun. Şey o. Şu yan evlerden oturanların, onlardan birinin kızı. Komşu yani. Hı hı, komşu sayılır evet. Şu şey o zaman, bu yan evin müştemilatında kalan aileden biri herhalde. Çalışanların çocuğuysa olabilir. Evet. Ne diyeceğim bak. Bu sabah baban aradı. Savaş yarın mutlaka şirkete gitsin dedi. Çünkü şirket ihmale gelmez, onu çok boş bırakıyor dedi. Bence de çok haklı. Sen niçin onu dinlemiyorsun? Ben anlamıyorum. O senin baban. Anneciğim. Niye böyle yapıyorsun sen? Ne yapıyorum ben? Nasıl ne yapıyorum? Her şey normalmiş gibi davranıyorsun.
Sanki babam hala hayatımızın içindeymiş gibi. Değil mi? Değil. Değil bak. Bak bunları konuşmak hoşuna gitmiyor, farkındayım. Unutmak istiyorsun, biliyorum. Ama sen böyle yaptıkça ben çok üzülüyorum. O heriften de nefret ediyorum. Bak, böyle konuşma. O senin baban. Anneciğim. Değil anneciğim. Babam değil o benim. Sen hastalandı hani sevgisiyle kaçtı ya. O zamandan beri benim babam değil o. Yok, yok, yok abi, yok. Hiçbir şey yok. Ya Barış salak mı? İşe çıkarken giydiğini burada bıraksın abi. İlla bir şey bırakmıştır, bak sen. Ya baktım işte, yok. Lan bak şu poşetlere bak, baktın mı oraya, bak. Ali, hoş geldin kardeşim. Hoş geldin Ali. Hoş bulduk dostum, hoş bulduk abi. Nedir evde durumlar? Nasıl oldu baban? Abi sorma ya, adam zaten hastaydı. Bir de benim içeri girip çıktım öğrenince iyice kötü oldu adam ya. Allah. Geçmiş olsun. Abi sen peki gerçekten emin misin bizim Barış'ın ihbar ettiğine? Eminim. Ne yapıyoruz abi o zaman? Bunu onun yanına bırakmıyoruz değil mi abi? Var benim de bir planım da. Önce bir eşya, bir şey bulmam lazım. Barış'a ait bir şey bulmam lazım. Abi lazım, lazım da. Bu adam işe çıkarken giydiği, çıkarttığı eşyayı burada mı bırakacak Cenk abi? Abi. Bu Barış'a son işe çıktığımızda Barış benim eldivenlerimi kullandı biliyor musun? Polis baskın olduğu için buraya kendi eldivenlerini gelip alamadı. Barış'ın eldivenleri mi? Nerede? Gelin benimle. Dur. Parmak izi bırakma. Ver şunu. Bunu kullan. Siktir. Demek bunu burada saklıyorsun ha Barış Efendi? Vay vay vay. Aferin lan Ali. Dur daha berisi var abi. Güzel. Oradan bir poşet getir bakalım. Yarın akşam bu işi paketliyoruz. Bay bay Barış Efendi. Bay bay. Ne oluyor ya? Baban. Baban. Ya anne baban ne zamandan beri kapıyı çalıyor? Bu olsa olsa senin doktordur. Fikri Bey. Fikri Bey. Geliyorum Fikri Bey. Fikri Bey. Fikri Bey. Şeyma. Fikri Bey. Şeyma. Aa. Şeyma, siz aşk nedir bilir misiniz? Aa, ayakkabılar, ayakkabıları çık. Ben aşk diyorum, siz bana ayakkabı diyorsunuz. Anne. Hı. Bu adamın hali ne ya? Ne bileyim ben hastayım. Sarhoş mu ya? Allah Allah. Kızım ne bakıyorsun? Kaldıralım adamı hadi. Yok artık anne ya. Hadi yardım et bana. Fikri Bey. Hadi. Çocuk haklı beyler sarhoşum be. Ay yok hadi Fikri Bey. Allah. Ay. Fikri Bey siz ne yaptınız böyle? Canınıza yazık. Aman. Gelin şöyle şöyle gelin gelin gelin. Ben odamdayım. Fikri Bey. Şeyma Hanımcığım. Efendim Fikri Bey. Bu aşk var ya, bu aşk. Ne olmuş aşka? İşte bu aşk. Adama işte böyle eşekten düşmüş çevirir. Ay siz neler söylüyorsunuz böyle Fikri Bey? Ne söyleyeceğim?
seviyorum. Şşş, şş, duyacaklar. Şş. Duyarlarsa duyuyorsundur, sevmek günah ya. Doğru söylüyorsunuz vallahi. Sevmek dünyanın en güzel duygusu. Öyle değil mi? Fikri Bey. Şunu çıkaralım da rahat edin Fikri Bey. Şöyle şunu çıkaralım. Hadi, hadi bakalım. Şöyle. Rahat edin. Ay, ay siz ne yaptınız böyle? Canım daha neler. Ama seviyorum dedi. Yani benim için... Aman yok canım, bana mı dedi? Yoksa... Yoksa... Ay! Aman canım, ne alakası var? Ay vallahi. Ay baya baya. Ay bana. Evlenmemi teklif edecek. Ay baya edecek. Ben ne yapayım? Ben şimdi ne? Ben ne yapayım? Ben. Ay müjde görmesin. Müjde görmesin. Ay. Alay bana evlenme teklif edecek. Bunların acelesi var. Tamam ablacığım. Ne o, hallettin mi işlerini? Yok ya, bir şey halledebildiğim yok. Ama ne yapalım işte, buna da şükür ediyoruz. İyisin değil mi? Bulamıyorsun hala. Gideceğiz, avulacağız. İyiyim, iyiyim. Sabahki kadar kötü değil. İyi bari. Sabah olsun da gidelim artık şu doktora ya. Ya gideriz aşkım ya. Ne olur başka bir şeyden bahsedelim artık. Bak çarpıntım başlıyor. Sabaha kadar çarpıntıyla uyuyamam ben. Tamam ya, tamam. Çarpmasın kalbim harbin. Tamam, başka şeyden bahsedelim. Neden bugün ne oldu biliyor musun sen? Ne oldu? Şükran abla var ya, Fikri abinin karısı. O gelmiş işte, İstanbul'daymış. Filiz'in haberi var mı bundan? Bilmiyorum vallahi Fikri abi, bir şey söylemedi. Kalbim. Ay aşk olsun Tufan ya. Nerede? Ya bu şimdi mi söylenir? Ne dedim ben şimdi ya? Ay Allah ya. Alo Tülay, iyi misin? Ha Filiz, iyiyim iyiyim, merak etme canım. Ha iyi. Ne oldu, hayırdır bu saatte? Ya Filiz, ben şey diyecektim. Kiraz, İsmet'i uyutsana. Hah, alo, söyle. Ne oldu? Ya Filiz, Tufan şimdi söyledi. Ha, ne dedi? Ona da Fikri abi demiş ki... Ne söylemiş ya, ne oluyor? Şükran abla İstanbul'daymış. Filiz, Filiz iyi misin? Buradayım, buradayım. Ya tamam, oradasın da işte sesin çıkmayınca ben... Ya kabahat bende, dur. Geliyorum yanına, telefonda söylenecek şey değildi. Geliyorum, tamam mı? Gelme, gelme. Gelme, çocuklar uyudu zaten. Sağ ol haber verdiğin için. Sağ ol haber verdiğin için. Kız ben yabancı mıyım ya? Aşk olsun. Dur, geliyorum, geliyorum hemen. Gelme ya. Ben çocuklar için şey oldum. İnşallah gelip dengelerini bozmaz yine. Ya bu kadın niye yapıyor bunu ya? Ay dur, darlanma. Belki size gelmemiştir. Darlanma hemen. Bize gelmemiştir değil mi Tülay? İnşallah bize gelmemiştir.
Bak çocuklar yeni toparladı zaten. Fikret bile kendine geldi daha yeni. Yani şimdi... Neyse, bir şey olursa haber ver, konuşuruz sonra. Tamam canım. Sen de arama, olur mu? Tamam. Rahmet. Ne yapıyorsun? Ben çalışıyorum. Bu saatte. Cumartesi oğlum, bugün yatsana. Doğru, haklısın ya. Sen ne sakladın, ver bakayım. Ha? Yok, matematik ya. Tamam, sakladın, gördüm, ver bakayım, ne kitap? Ne alaka ya? İşte üniversitede ne okutuyorlar? Kolay mı, zor mu filan? Öyle önden bakayım dedim. Gerçekten mi? Abla yavaş, çocuklarım. Sen üniversite planı mı yapıyorsun? Ne okuyacağına mı bakıyorsun? Ha, öyle yapıyorum. Ay rahmet ya. Ben çok gurur duyuyorum seninle. Tamam abla. Vallahi her zaman söylemiyorum belki ama. Tamam abla ya, bağlama duygusala gece gece şimdi. Oh, çok teşekkür ederim. Kurban oldum. Oh. Hadi yat. Tamam. Rahmet, senin yatacak yerin yok biliyorsun değil mi? Sen kendine bak lan. Rahmet, inşallah genetik mühendisliğini kazanırsın. Yat, yat, uyu. Olsun ablacığım, hafta sonu bugün, uyuyacaksın tabii. Uyu kızım, ne olacak? Vay! Oo, sporcu geldi. Hazır mısın lan, minik dev adam? Herhalde. Bak bak, kliplere bak. Lan Cedi Osman'da yok böyle hava be. Ablacığım, üstüne dökme de temiz temiz çık maça. Abla, maçta bunları giymeyeceğim ki. Forma verecekler. Biz bunları niye aldık? Antrenmanda giyeyim diye. Abla yine Engin spor bilginine masayı dağıttın yani. Hiç yok değil mi abla? Ne var, ben maça gidiyorum en azından. İşimiz var. Hadi koş bakayım, nasıl sporcusun göreyim. Vay 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 ya. Hazır mısın büyüküm? Hazırım. Tabii ki hazırsın, bendeki de laf. Oğlum acayip görünüyorsun. Teşekkürler. Hadi girelim. Merhabalar. Hoş geldin.
Hayırdır Fikir sabah sabah? Rüyanda mı gördün beni? Neredesin oğlum? Aç şunu ya. İşimiz var hadi ya. Ne oğlum bu? Niye bunu otomatik yaptın? Eskiden ne güzel kaldırıyorduk bunu ya. Bu son sistem Gayle. Hırsızlığa karşı. Hı. Ne kadar verirsin bunu? Gene mi? Gene oğlum. Ne kadar verirsin söyle. Sen bunu satamazsın Fikri. Şükran'ın alyansı değil mi bu? Kaç senede kaç defa getirdin, kaç defa geri götürdün? Ya hadi yorma beni sabah sabah. Ya sen ne kadar verirsin bunu onu söyle ya. Fikri. Ya ne kadar veriyorsun onu söylesene. Sen onu satamazsın Fikri. Allah'ını seversen al şunu benden ya. Bak bak Allah'ın adını verdim sana al şunu ya. Bak emin misin? Eminim hadi. İyi hadi bakalım. 150 öderim. Abla, ha. Biz çıkıyoruz. Tamam, hadi görüşürüz. Kolay hadi gelsin. Görüşürüz. Hadi eyvallah. Hikmet, bir şey mi oldu? Yok abla, bir şey olmadı. Emin misin? Bir şey olmuş gibi. Bana bir şey olmadı, sana bir şey oldu herhalde. Hadi. Ya tamam, hadi geç konu konuşuruz. Hadi ya. Tamam, hadi. Fiko, hadi başarılar abicim. Oyuncak değil. Ne kadar zor seninle oynamak ya. Oğlum sen nasıl gideceksin şimdi dükkana? Ne bileyim abicim gideceğim işte. Ne olacaksa olsun. Adam çekip vuracak seni Hikmet ya. Zaten sen kim bilir ne yazdın o mektuba. Ya abi beni geç geç. Esra'ya bir şey yapmamış olsun benim derdim o. Bütün gece gözüm uyku girmedi. Ben geçemiyorum Allah kusura bakma. Seni bırakıp Esra'yı üzülemeyeceğim. Ben de geleceğim seninle. Ne? Markete mi? Hı. Abicim saçmalama ya. Senin sınavın falan yok mu? Başlarım lan sınava. Ne sana bir şey olsa? Abi ne olacak? En fazla kovulurum yani. Sen Allah aşkına git işine gücüne bak. Oğlum başına bir şey gelse benim nasıl haberim olacak Hikmet? Aha müjdeden ararım seni işte. Parayı da peşin aldık ha. Ya abi işine gücüne bak. Çocuk muyum ya? Ne haber Müjde? İyi senden ne haber? İyi kaçtım ben. Hadi bay. Haber et. Hazır mısın? Hazırım. Hadi gidelim. Samet, gel şu işi başka bir şekilde çözelim. Ha, Şükran mükran karıştırma. Ha? Lanet karının adını duydum dengem alt üst oldu iki gündür ya. Sinir sahibi oldum. Kadın ortaya çıkmadan bittim ben. Yok Fikri yok. Yapacak başka bir şey yok. Ya gelecek imza atacak. Ya da sen bu yoksulluk maaşını unutacaksın. Hayır, maaşına mı, imzasına da, kadınma da ya. Mevzuyu büyütme Fikri. Bir imza ya. Alt tarafa bir imza Fikri. Gel sen atsın imzayı. Alt tarafa bir imza. Çağırayım gelsin atsın imzayı. Bize maaşı alalım. Tamam, hadi al. Hadi.
Neredeler bunlar? Soyunma odasındalar mı? Gelirler şimdi. Abla çok çetin. Ay tamam ablacığım, hemen su alayım sana. Yok otur sen, otur ben alırım. Sağ ol. Ben de geleceğim. İyi gel. Sen bir şey ister misin? Yok teşekkürler Savaş abi. Ne oldu şimdi? Yok bir şey. Senin adın Savaş değil mi? Ben de sana isminle sesleniyorum. İki tane sordum. Gidelim mi? Ablama ne zaman söyleyeceksin? Yakında Kiraz. Gerçekten yakında. Ne, güvenmiyor musun bana? Bak. Ben ablanı üzmeyeceğim. Tamam mı? Emin ol bundan. Sadece zaman ver bana. Birazdan zaman. Tamam, sana istediğin zamanı vereceğim. Ama gözüm üzerinde Savaş abi. Ama bizimkini oynatmıyorlar ya. Alırlar ya, birazdan bekle şimdi, daha yeni başladı. Ay çok üzülür oynatmazlarsa. Hayır hayır, emin ol, olacak da onu, merak etme. Giriyor bak, giriyor, giriyor. Karanlığa çak bir kibrit, ruhunu ver, ver ateşe. Omuzunda hayatın yükü, yüzünü dön, dön güneşe. Güneşe bir el ateş ettik, bilmedik kendimize inettik. Ayakkabımız yırtıktı ama dikenli yolları koşarak geçtik. Ah nerede bizdeki eski neşe, bile bile daldık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Nerede bizdeki eski neşe, bile bile daldık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Yanımda kalmadın mı? Öpüp koklamadın mı? Yanımda kalmadın, elimi tutmadın bu gece sende. Nereden buldun ya? Meslek sırrı. Heyecanlı mısın? Yo. Sen bir sevdin buraya bakıyorum. Yani değişik geldi. Çok rahat görünüyorlar değil mi? Bizim okuldan sonra. İyi hadi ben burada bekliyorum seni. İkinci kata çıkman lazım, tamam mı? Tamam. İyi şanslar. Gerçi ihtiyacın yok ama. Şeyma Hanımcığım. Dün söylediklerinden mi utandı acaba? Fikri Bey
hadi çıkın ama artık. Ama Şeyma Hanım bir rahat bırakın ha. Oldu o zaman. Alo. Ben bunu yapamayacağım, yapamayacağım. Fikri Bey! Ne bağırıyorsun tuvaletteki adama? Ay tam da böyle tek fırsat istedik şimdi. Şeyma Hanım. Evet. Sizden bir şey isteyebilir miyim? Evet. Yani olur. Alsana Şeyma Hanım, niye bakıyorsun? Alayım. Şeyma Hanım, ben şimdi size bir numara söyleyeceğim. Ha. Siz o numarayı arayacaksınız. Hı. Telefon açılırsa Şükran Hanım siz misiniz diyeceksiniz. Şükran kim? O önemli değil. Siz diyeceksiniz ki yaşasın. Siz kazandınız diyeceksiniz. Neyi kazandı bu Şükran Hanım? Piyango falan işte ya. Piyango? Ha, piyango. Ha, yok yok. Peluş ayı kazandı deniz sana. Evet, kocaman bir peluş ayı çünkü. Ona bayılır, ona dayanamaz. Evet, siz ona arayacaksınız. Diyeceksiniz ki kocaman büyük bir peluş ayı kazandınız diyeceksiniz. Özür dilerim Fikri Bey ama bu Şükran Hanım kim? Yani bu peluş kazanan Şükran Hanım? Ama siz çok gereksiz sorular soruyorsunuz Şeyma Hanımcığım ya. Siz telefonu açacaksınız. Ben Şükran Hanım derse o zaman diyeceksin yaşasın. Siz kazandınız bir tane ayı, bir tane de 500 lira kazandınız deyin. Ama sizin mutlaka kendinizin geri bağlamanız gerekiyor gibi şeyler söyleyeceksiniz. O kadar. Fikri Bey, kimse o Şükran Hanım bu ödülü hak etmiştir. Değmiştir yani. Şeymancığım nereye ama. Allah Fikret o çocuğu öyle bir döver ki. Ne maçkalı ne bir şey. Thank you.
Değil mi? Hı hı. Bu kadar çabuk. Yani siz daha iyi bilirsiniz tabii de 60 dakika bu sınava fazla. Kalk mısın? Kağıdı veren öğrenciyi ilk derse getirsene bana. Konuşmak istiyorum. Tamam hocam. Hadi. Oha bitti mi? Hı. Ama çabuk çıktın. Çok kolay, ne yapayım? Ya sen cidden dehasın. Ha, ne demesin? Hadi hadi gidelim buradan artık. Şimdi buradan çıktıktan sonra git bizim okula gidebiliyorsan. Resmen attan inip eşeği binmek gibi. Sen çok şanslısın ha. Ben? Tam olarak hangi konuda acaba? Çok zekisin. Hiç deli gibi çalışmadan istediğin okula gireceksin. Ya benimse beynimi patlatmam lazım bir yerlere kafa atabilmek için. Vallahi müjde, benim üniversiteye gidip vakit kaybedecek halim yok. O ne demek ya? Şu demek ki ben liseyi bitirir bitirmez bir işe girip çalışmam lazım. Ablama 4 sene daha yük olamam. Ya saçmalama Rahmet. İstediğin okulda okuyabilirsin sen. Ama istemiyorum. Hadi yürü. Şükran kim ya? Şükran kim ya? Şükran kim şimdi Şükran? Şükran kim? Şeyma Hanımcığım. Şeyma Hanım içeri giriyorum ha. Aşk olsun Şeyma Hanımcığım ya. Niye ağlıyorsunuz? Yok, ben ağlamıyorum. E görüyorum işte. Lütfen ama lütfen. Beni yalnız bırakır mısınız lütfen Fikri Bey? Sizi yalnız bırakamam Şeyma Hanımcığım. Sizi bugüne kadar çok yalnız bırakmışlar ama ben bunu yapmayacağım. Artık yalnız değilsiniz. Ya. Ya. Şeyma Hanımcığım, emin çok üzerinize geldim, kusura bakmayın. Ben zaten bir arkadaşa şaka yapacaktım. Telefon şakası. Ama olmayıversin. Ne olacak? Hadi, hadi siz biraz istirahat edin, ben çıkıyorum. Fikri Bey. Teşekkür ederim. Ne demek? Asıl ben size teşekkür ederim. Hadi iyi istirahatler. Yalnız bırakmayacağım dedi. Vallahi dedi yalnız bırakmayacağım dedi. İyi de bu Şükran kim? Bu Şükran kim ya? Alo. Alo. Alo konuşsana be kardeşim.
Şükrü. Ben Fikri. İstanbul'da olduğunu biliyorum Şükrü. Konuşmamız lazım. Alo. Şükran, orada mısın? Buradayım, tamam. Benim de seninle konuşmak istediğim bir şey var. Sen ne diyecektin? Hocam, bizim tahlil sonuçları... Buyurun lütfen. Kaç haftalıkmış hocam? Kan testi sonuçlarınız çıktı. Evet. Ya hocam, biraz acele edersek ne olur? Biz çok heyecanlıyız da. Kaç haftalıkmış, hemen öğrenelim. Aslında ben yapmış olduğum muayenede de anlamıştım. Ancak daha emin olabilmek için sizden test istedim. Ve bu yapılan test sonucuna göre maalesef bebeğiniz yok. Nasıl yani? Yani hamile değilsiniz Süleyha Hanım, üzgünüm. Hocam, o kadar belirti falan... Evet, yani yanlış yorumlanmış olabilir tabii ki. Basit bir gıda zehirlenmesi geçirmiş olma ihtimali ise kuvvetle muhtemeldir. Ay. Rezil olduk Tufan. Salak gibi o kadar gaza geldik. Ya tamam, üzülme o kadar. Daha yaşımız genç, yaparız yani, ne olacak? Bakın, aslında benim sizinle konuşmak istediğim asıl konu da budur. Daha detaylı tetkiklere tabii ki ihtiyacımız var. Ancak yapmış olduğum muayene sonucuna göre... ...Tülay Hanım'ın çocuk sahibi olma ihtimali neredeyse imkansız görünüyor. Abla yenildi kamp farkındaysa. Enhan'ım ne olsun, ne olacak? Hadi arabaya gidelim. Ben seni niye tebrik ediyorum biliyorsun değil mi? Biliyorum. Teşekkür ederim. Abla, esas ben teşekkür ederim. Niye be? Bu kadar iyi bir abla olduğun için. Aman ne biçim laflar be, yürü. Ya Tülay, tamam üzme artık kendini Allah aşkına. Ya dünyanın sonu değil, ne olacak? Tufan, biz ayrılalım. Ne? Biz ayrılalım diyorum. Baksana, ne evlenebiliyoruz, ne çocuğumuz olabiliyor. Belli ki ben sana göre değilim. Belli ki ben sana iyi gelmiyorum. Tülay. Bak, kıyamet de kopsa, dünyanın sonu da gelse, sen benimlesin. Anladın mı? Ayrılmak ayrılmak yok. Tufan, görmüyor musun ya? Tülay. Duydun mu beni? Duydum. Pek sessizsin bugün. Ha, öyle mi? Bilmem. Keyfini kaçıran bir şey olmadı değil mi? Yok yani. Tamam, olmasın da. Olmaz inşallah tabii. Al, lekesi mekesi ne varsa hepsini temizlemişler. Çok sağ ol Asım ya. Hadi. Ben çıkıyorum, bir saate kadar gelirim. Sen de hazırlan, evden alırım seni. Tamam.
Esra. Hı. Paltonun cebinden bir şey çıkmış olma ihtimali var mı? Ne gibi? Ne bileyim, bir şey. Yok, vallahi ben bulmadım. Asım abi de bulmadı. Asım abini görüyor musun? Bak kuru temizlemelere gitmeler falan. Evet ya, ben de şaşırdım bayağı. Aramızda kalsın. Artık değişmeye karar vermiş. Evliliğimize özen gösterecekmiş. Dün gece biraz konuştuk da. Hadi ya. Hatta yemeğe götürecek beni bu akşam. Her şey düzeliyor galiba Hikmet ya. Ne güzel işte. Bak ne güzel. Biz biraz erken kapatacağız bugün. Eve gideceğim ben, hazırlanacağım falan. Yani yemeğe gidiyoruz ya. Hı hı. Sen de şimdiden çık istiyorsan ha. Eğlenceler size. Çok sağ ol. Esra, seni seviyorum. Artık bunu yüksek sesle bağıra bağıra söylemek istiyorum. Artık bunu içimde tutamıyorum. Sen içimde büyüdükçe büyüyorsun, kalbimden taşıyorsun. Artık bunu saklayamıyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum, seni seviyorum. Sen beni niye buraya çağırıyorsun? Ya gören biri olsa? Abi doğru söylüyorsun da karakola gelmem daha çok dikkat çeker diye düşündüm. Tamam tamam, kısa kes. Ne oldu, niye çağırdın? Abi sen delil istiyordun ya. Evet. Al sana delil. Ne bunlar? Barış'ın eşyaları. Oğlum bunların delil olarak ne geçerliliği olacak? Şu anda yok. Ama olay yerinde bulunursa o zaman bir geçerliliği olur değil mi? Filiz'e git istersen, yalnız kalma. Yok, çok yoruldum Tufan. Yalnız kalmak istiyorum. Tamam ben de işe gitmeyeyim, beraber kalalım. Hayır aşkım ya, yalnız kalayım. Hayır, tamam. Thank you.
Abla, ben biraz arkadaşlarımı oynayayım mı? Tamam ablacığım, oyna. Çok geç kalma ama en fazla bir saat. Tamam. Gençler hadi. Barış, çok sağ ol geldiğin için. Ben teşekkür ederim ya. Acayip eğlendim. Bir şey mi diyeceksin? Yok ya. Ben sana acayip hayranım. Onu söyleyecektim. Aa, niye? Yani bu yaptıkların, bu ailene bu kadar bakman, kardeşlerinle ilgilenmen falan. Bunlar çok büyük şeyler. Bana da... Ne yaptıysan çok iyi yaptın. Sağ ol. İyi, tamam, görüşürüz. Görüşürüz. Aa, niye girmediniz eve siz? Abla, ben de parka gidebilir miyim? Ben de gideceğim. İyi, tamam hadi. Al İsmet'le gidin parka. Çok geç kalmayın bak, bir saat. Hayda. Bak bak, gamlı baykuşa bak. Müjde. Ben bir şuna bakayım. Sonra görüşürüz, tamam. Ya bozulma hemen ya. Baksana, morali bozuk çocuğum belli. İyi, tamam. Akşam ara ama. İyi. Ararım ablamın telefonu. Kayda, biz de oturalım be oğlum. Hayırdır, ne yapıyorsun sen burada? Sen ne yapıyorsun oğlum sen? Ha. Kovuldun değil mi? Asım görmüş mektubu? Bir şey yapmış mıydın Esra'yı? Yok, ikisi de görmemiş mektubu. Esra da görmemiş. Yani kuru temizlemeye götürürken yolda falan düşürdü herhalde bu herif. Vallahi Allah'ın sevdiği kuluymuşsun be Hikmet, ne diyeyim? Bence bu meseleyi de artık fazla zorlamazsın yani. Abi. Hı? Esra bana ne dedi biliyor musun? Evliliklerini kurtarıyorlarmış. Bu akşam da yemeğe gideceklermiş. O yüzden erken çıkabilirmişim ben. Asım bayağı özen gösteriyormuş. Hadi ya. Asım'a bak sen. Tamam oğlum, üzülme ya. Her şerde bir hayır var işte. Evli oğlum onlar. Hem de kaç senedir. Mesele de burada kapansın işte. Hı? Üzülme oğlum ya, öf. Hadi kalk kalk, yürü eve, hadi, hadi.
Yapacak bir şey yok. Fiko! Fiko, buraya gel! Hah! Ablacığım git Kiraz'la İsmet parkta onları al gel, tamam? Tamam. Bana bak, dur! Şunu da al. Bir paket makarna, 4 tane limon al gel. Tamam, hadi. Oyalanma! Ben geldim. Niye? Filiz, biz babanla konuştuk. Babam burada yok. Minibollara bak. Ne yapıyorsunuz lan cüceler? Nereden böyle? Hayırdır? Parka gitmiştik de şimdi eve gidiyoruz. Ne oldu oğlum maç? Ya fark attılar ya. Olsun, bir dahakine siz yenersiniz. Ya bir daha ablam gelmesin. Çünkü Said ilki tezahürat yapıyor. Tamam lan, ben geleceğim. Tamam. Anne. Ne kadar büyümüşsünüz ya. Hikmet.
gelin içeri girelim. Hadi. Hadi. Ne haber lan? Ya hepiniz buradasınız. Filiz kapıyı açmadı bana. Çocuklar da kala kaldılar böyle. Kimse beni özlememiş anlaşılan. İyi, ben açarım kapıyı. Hadi bakalım. Hepiniz çok iyi görünüyorsunuz. Ben zaten Filiz'in size çok iyi bakacağından emindim. Ben hiçbir zaman sizi terk etmek istemedim çocuklar. Başlıyor. Burayı kaçırmayın ha. Annenizden masallar başlıyor şimdi. Ne diyorsun be? Ne, yalan mı? Ben senin yüzünden çocuklarımdan, evimden mahrum kalmadım mı be? Mahrum mu kaldın? Sen mi mahrum kaldın? Ya sen terk edip gitmedin mi? Arkana bile bakmadan bastın gittin be. Ben hiçbir yere gitmedim, kimseyi terk etmedim Fikri. Şükran, sen görmeyeli iyice kafayı yemişsin ha. Ya sen terk etmedin mi? Ben mi terk ettim be? Ulan ben kendimi kurtardım sadece. Çocuklarımı terk etmeyi ben mi seçtim ya? Sensin be suçlusu. Ben mi? Sen beni mahvettin. Ben? Sen. Al gör. Gör bak şimdi, görüyor musun marifetini? Çocuklar şimdi baba diyorlar, bak görüyorsun annelerine nasıl davranıyorlar. Bunu sen yaptın. Hepsini sen yaptın. Sen bitirdin beni, tükettin beni Fikri. Ben de ne yapayım, yaşamak için kaçtım. Ben burada sende kaldım, ölürdüm be. Sen beni insanlıktan çıkarmıştın, boğuyordun beni. Ben de ya defolup gidecektim ya da kendimi öldürecektim. Ne yapayım ben de? Gittim yani, ne yapayım? Keşke ilkini yapsaydın be. Geberip gitseydin de, sen de kurtulsaydın biz de. Sen var ya, sen böylesin işte ya bak. Bak sen böylesin, sen adamı öldürürsün. Sonra da gram vicdan azabı çekmezsin biliyor musun? Ya ben durduğum yerde duruyorum, suçlu ben oluyorum. Sen çekip gidiyorsun, yine ben suçlu oluyorum be. Seni tanımadan önce benim ne güzel bir hayatım vardı be. Güzel miydi? Ne duruyorsun o zaman? Kapı açık, hadi git. Gittim zaten Fikri. Sen çağırdın beni buraya. Ne? Sen mi çağırdın? Ben çağırdım lan, ben çağırdım. Sana hesap mı vereceğim? Aslında ben zaten gelecektim. Bunu uzun zamandır düşünüyordum ben. Uzun zamandır neyi düşünüyordun? Pardon. Ben İsmet'i yanıma alacağım. Ne yapacakmış? İsmet'i mi alacakmış? Yahu bir dur, hemen yükselme kızım, bir anlatacağım. Ben senin kızın değilim. Ben İsmet'in benimle kalmasını istiyorum. Kendime İstanbul'da yeni bir hayat kuruyorum ve İsmet'i de yanıma alıyorum, bu kadar. İsmet'in hayatı, ha? Bizim hayatımız. Ama pardon, Şükran Hanım ne yapacağına kendi karar verir, düşünür, sonra gelir. Zaten sen kendi kendine karar verip gidiyorsun. Kendi kendine karar verip kalıyorsun. Ama burada dur. İsmet almaya kendi kendine karar veremezsin.
Ancak İsmet'i alırsam telefonda söylediğin o kağıtları imzalarım Fikri. Anlaştık. Baba. Dur kızım ya. Anneniz işte yani dinleyin. Belki haklı olduğu tarafları vardır. Bu ne kağıdı ya? Ne imzası bu? İmzanın kağıdın bir önemi yok kızım. Önemli olan İsmet'i alacak olmam. İsmet meselesi tartışmaya açık bir mesele değil. Tamam. İsmet'in bana ihtiyacı var. İsmet benimle kalacak. Yok öyle bir ihtimal. Ben kendime yeni bir hayat kurmak istiyorum ya. Kendime yeni bir aile kurmak istiyorum ben. Senin bir ailen var zaten. Bak biz senin aileniz zaten. Abla, İsmet annemle mi gidecek? Hayır. Kimse kimseyi bir yere götürmüyor. Sen öyle aklına esince gidip sonra gelip böyle aileden birini seçip alıp götüremezsin. Tamam, tamam kızım. Bir sakin olun. Bir sakin olun. Anneniz bir hata yaptı. Tamam, ona geri gördünüz. Bu da bir şeydir. Biraz da iyi tarafından bakın ya. Ya bu seninle ilgili değil. Sen sus. Bu seninle ilgili. Senin neyi yapmadığın, benim neyi yaptığımla ilgili. Ben hepsini çok iyi yetiştirdim onları. Hiçbirinin sana ihtiyacı yok. Kiraz sınıf başkanı. Münazara takımında önümüzdeki ay okulunu temsil edecek. Rahmet okul birincisi. Bak sınıf demiyorum, okul birincisi. Hikmet her sene teşekkür getiriyor. Okuldan sonra çalışıyor çocuk markette. Para kazanmak için. Fikret basketbol takımına girdi. İlk maçına çıktı bugün. İsmet'le bezi bırakacak. Bunların hiçbiri senin sayende olmadı. Çünkü sen yoktun. Ama geldi. Artık buradayım. İsmet benim çocuğum. İsmet seni tanımıyor bile. Filiz, ben onun annesiyim. Sen benim de annemdin. Seninle belki artık aramızı düzeltemeyiz ama. Ama İsmet'le hala bir şansım var. Ne olur affedin beni. Kiraz. Fikret. Özür dilerim sizi üzdüysem. Hepinizi çok seviyorum gerçekten. Lütfen izin verin size yeniden annelik yapayım ya. Anneniz olmama izin verin lütfen. Sen annesin onu.
Artık sen burada olduğuna göre işte okuldu, mutfaktı, hayattı. Sen ilgilenirsin. Benden bu kadar. İyi şanslar anne. Sen burada bekle. Alo Cemil abi. İş sende abi. Tamam tamam anladım. Hadi eyvallah. Çığlık sınıfta aramıyorsunuz bunun ihbarı. Çalmayı yaklananlar alarmı duyunca arabayı bırakıp kaçmışlar. 62-71 merkez. Olay yerine çok yakınız. İntikal ediyoruz. Bir bakalım ya. Salih sen etrafa baksana. Salih. Gel gel. Bak şunları görüyor musun? Onları alalım hemen. Tamam hallediyorum ben. Torpidoda eldiven olacaktı. Beni feneride getirsene. Tamam. Ben de anons geçiyorum. 62-71 merkez. Efendim Filiz. Filiz alo duyuyor musun? Yanıma gelebilir misin lütfen? Ne oluyor niye ağlıyorsun sen? Gelince anlatırım. Tamam neredesin sen şimdi geleyim oraya ben neredesin? Her zaman geldiğim sahildeyim. Tamam tamam hemen geliyorum. Geliyorum.
Filiz? Ne oldu? Bak bakayım ona, ne oldu? Annem geldi. Ben bu akşam bu eve dönemem artık. Ya tamam, 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 tamam canım benim. Tamam. Filiz. O evde kalmana gerek yok artık. Senin bir evin var. Kalamadın mı? Yanımda kalmadın, elimi tutmadın bu gece sen.